Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Köyde Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, bugün sizlere yine yeni bir köy hayatı, yeni bir köy videosu ile karşınızda inşallah. Şöyle tavuk arasına geldik. Zaten bir yumurtayı dışarı doğurmuşlardı, aldım. Sevgili takipçilerimiz, bugün bahçemizdeki kendi yetiştirdiğimiz, şöyle gördüğünüz gibi bibere karışmayacağız bugün, daha ufak. Patlıcanımızı toplayıp yine kışlıkla, yemeğimiz yok bugün. Yine kışlık kapımızla devam edeceğiz. Kendi bahçemizdeki organik yetiştirdiğimiz patlıcanımızı toplayıp dolmalık ayrılacağız. Kızartmalık ve kömelik. Ateşte kömüp kışın dibimize koymamız için. Şimdi koyacağız ki kışın yiyelim diye. Şöyle biberlerimiz de maşallah. Daha bir hafta ister, daha ufak bunlar. Biraz daha büyürse. Şu mesele güzel. Hadi büyürse artık toplayıp turşumuzu yapacağız yine. Tabii fazla oldukça da arkadaş ve komşularımıza vereceğiz inşallah. Daha küçük bunlar şimdi. Öncelikle arka bahçeden gidip toplayalım Samet. Giden. Arka bahçemizi toplayıp sonra burayı toplayıp artık mutfağımıza geçelim. Gel arka bahçeye. Tabii ki fazla zamanımız olmadığından yine bahçemiz otlanmış ama biz zarar vermedik artık patlıcan. Bahçe artık son günlerini yaşıyor diyebiliriz. Çünkü artık bak yukarıdan vermeye başlıyor. Patlıcan da bir şey kalmadı. Başka kattan başlaya koyduğum zaman tepeye acı vermiş. Güzel değil mi? Sen gömmelik topluyorsun değil mi? Gömmelik, kızartmalı. Hepsi. İşte hepsi, harcık. Zaten arayacağız genelde, kömelik veya dolmalık, kızartmalık haber yapacak. Artık ne çıkarttı şansımıza. Tabi aşırı rüzgar var yine, değil mi? Bu ağaç niye yokmuş? Ya suyla yapmışlar, biri takmışlar yüzeyiz. Tabii ki bu yıl gerçekten zebzeler bayağı pahalı. Allah'tan bu sene ektiğimiz zebzelerden bayağı memnunuz. Her şeyimizi yetiştirdik. Sadece biberimiz sadece yemeğe var. Yemeğe yeter bu. Çünkü artık toz biber için bir de salçalık için satın alacağız. Gerçekten bu yıl böyle aşırı pahalı. Artık kilosunu kaç ağır bilmeyiz. Tahminim 8 ve 10 arası. Buradaki nasıl? Abi gözden kaçan var mı? Yok. Biber dikkat, biber çok şey. Cam gibi hemen katılıyor.
Hatice yatmış, banyo değil mi aşağıya? Hatta hiç görünmüyor. Bakanda da iki tane var, tamam. Bunlar küçük. Şöyle. Gelmedi. Önce bir işim vardı mutfakta. Belki. Neyse bir tutar götürürüz. Var mı orada hiç? Yok. Ama şimdi yer yeri gelme. Evet arkadaşlar. Şimdi bahçemi topladım, bitirdik. Hareket etsin. Bir satı çıktı hemen. Şu yan taraftaki iki hattımız var. Onları toplayıp artık geçelim aşağı kapımıza. Şöyle. Çok küçük. Var mı burada büyük? İnce uzun var bir tane, olur mu? Çok uzun. Bu daha küçük ya. Aynen küçük. Şuna doğru yaptığınızı hatırlarım. Değil mi? Hmm.
Hadi gidelim. İkinci aktif hat sonradan yeni veriyor bak. Biraz onun tohumu daha değişik var. İnce uzun. Onun tohumu güzel usta. İnce uzun mor patlıcan. Yeter mi yani Lisa? Evet arkadaşlar, yukarıya geldik. Patlıcanlarımızı şöyle ayırdık, o kömmelik zaten. Tabii ben topladığım bir boda değildi. Kardeşim Ali de bize verdi biraz. Şöyle kömmelikler, dolmalığa ayırmış Hatice Hanım. Bir de şurada var. Onu ne yapacaksın? Onu yıkadım. Tamam, o şeyi gör. Onun karnı yarıklı. Şuradaki patlıcanımız da karnı yarıklı kızartmalık için. Şu gördüğümüz leğendeki. Nereye? Tepsinin yanında. Şimdi bunu alırım. Tepsinin işi bitti mi? Masada fileyeni. Gel bir sabah ne? Yeni. Tabii ki kışlık. Baya çok kalabalık. Gördüğünüz gibi patlıcanlar hepsini ayrı ayrı. Dolmalık, kızartmalık, ondan sonra kömbelik var. Bir de karnı yarlığı var değil mi? Karnı yarlığı var. Bunu döküm içine. Burada dolmalık çıktı zaten. Yine rüzgar var. Nasıl mı olacak? Şimdi değil, sorun. Oraya. Zaten dediğim gibi arkadaşlar bayağı patlıcan çıktı ama tabii ki bunun hemen yarısını kardeşim Ali verdi. Bari bütün kışlamızı yapmış olacağız patlıcan bölümü olarak. Daha yalnız kışlık olarak kabağımız ürbiyemizden yapıldı. Yine olursa başına çıkarsa yine yaparız. Daha şeyimiz var bir de tatlı biber ve acı biberimiz var. Onları da yapacağız. Ben daha önceden konserve ve domates dilmiştik ya. Onları da içine katacağız. Hangi şişeye o lazım? Bakma ya kızım ona. Bu lazım değil mi sana? Lazım kızım, aynen. Lazım. Onu kızım başka yapmasın. Başka bir şey alayım. Bu şişeye bıraksın. Boşaltayım mı? Boşalt. Ben kafaları koparayım bunları mı? Yok, niye? Tamam abla, oraya dolduracağım. Boşa getirerek mi? Çarparayım anne içine. Sonra Nisa kenara koy tabağına. Kalsın Sinan, boşuna çıkar. Ebrar! Ebrar, kumla oynama. Nisa, gel bunlar gözüksün. Kalem kırmız mı? Al bunlar buraya koy, karnı yarın. Burada kalsın. Kızartma ayrı kömmeyi çıkartıyorum. Değil mi? Al
Kartonla oynama dedi. Ne yapıyor bunlar? Ben sana kızdım ama bekle. Tamam, yüzün toz olur, ayıklar. Gözüne yüzüme girer, kaçar. Bunları karnı yardık için mi ayrıksın? Ama siz çok patlıcan yemediğiniz için. Bugün mü yapacağım? Karnı yardık için işte. Hı-hı. Anne bugün mü yapacağım? Yani normalde tüm kalması lazım ya. Al. Anne yarı kızartma gömmelik de kaşıklamayacağım. Yani 3 çeşit yapmış. Işla kızartma işla. Işla hazır. Niye karnı yardım canım? Şey, gömmelik de ayırıyorsun değil mi? Onları mangalı mı yakaklandırın? Vallahi bilmiyorum hangisi bana. Şimdi yemek için mi? Dönüyorum yapıp sonra atarım ama akşamı kalabilirim. Hayır hayır, bir şey olmaz. Ben orada daha onun daha çok atarım. Şey değil mi ki? Ha, kendi tandırı yaptıktan sonra bari hepsini gömelim. Tamam, tandırı daha güzel bir şey yani. Ben içi yorulmak ve kapatıyorlar hocam. Nerede dediğimiz? Geç kalmış sahne. En son ne yaparım? Samet, ondan bir işim yok ya oğlum. Onu gömücüm, soyup difrise koyacağım. Aynen, onu en sona bırakırım. Bir işim yoktu, sadece pişeceğim. Ya yetişmezse ne yapalım oğlum? Gömek anne bence. Şimdiden biz yapak daha iyi. Yok şimdi gömülür. Oğlum tandır yanıcım ya, boşuna yapacağın şey yapak. Tandırı daha iyi gömülür. Ya mantarda ya. Şunu ateş alsın. Böyle bir aradın mı? Bu difriz için yaptım, değil mi? Bir bıçak alıyor mu? Bakalım. Bıçak yok. Getirmiyorum. Getireyim. Meyve bıçağı var. Meyve bıçağı var. Evlat Hanım. Şurayı kenara koy da kirler nasıl yıkadım ben. Kızım kumu dağıtma Ebrar. Dağıtmayın ha Ebrar. Kumun sesi güzel yani. Anne canım kumu güzel ama. Annenin patlıcanın sesi şey. Doğru değil mi? Almıyorsun. Onlar kim ediyor onlar? De yazma yani. Bizim patlıcan değil mi? Tamam işte. Ha, tohumu ayırak mı? Sana bak bize yazar geldi. Renkler farklı. Bak bizim patlıcan değil mi? Tamam. Taşalar bunu yer mi? Şunlar. Bir bölge. Elal! Burada, burada. Yer bile geldi mi? Bunlar anne kaldı. Şu işler siyah oluyorlar. Şimdi bir de şöyle yapacağız. Bakacağım esmerle şaşacağım. Thank you.
Gidelim yanına bak şurada böyle güzel. Şimdi böyle taşmasın şurada. Hepsi burada kalsın o birinde. Kulesler kuruyor yavaş yavaş. Ayırdıkların ne yani? Onlar çekilecek mi? Şöyle Raif. Yavaş yavaş onu. Hadi getir. Hadi getir sen. Geldin zaten çöp koydum onun için. Nasılsın? Getir getir bir sonra. Anne sen bunları kızartıp mı defrize koyacaksın? Dolma yapınca mı niye? Sonra canım istiyor. Tamam dolma yapınca onu şey yapar. Onlar da para küçükleri. Tavşanları düşüyorlar. Yok dökmeyin. Tamam. Evlat. Akıllı oynayın. Bunlar ne yapar? Bunlar soyacağım şimdi buraya ekleyeceğim. Esmerleşiyor ya bunlar güneşe asılır. Hepsini biraz çok olmaz mı? Hayır bakalım. Çok kalın olursa güneş görmez ki hepsini. Sen bunları güneşe mi sercin niye? Biraz güneş görsün. Tabii güneş gördüğü zaman zil hazırlanmaz. Daha da hızlı hızlı varır. Değil mi? Önce denemiştik zaten. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ben bundan istiyorum. Tamam abi iki tane var burada. Yok benim nereden? Hayır yoktu. Şişe mi? Neyse. Ben bakayım oraya. Bunlar dolmalık içinden mi anne? Bakın dur iki tane olmuş orada. Dolmalık içinden mi? Ben de dolmalık. Ebrar onu bırak. Araştıramıyorum şöyle.
Ben şey için nasıl yapacağım? Ben yapacağım. Halay ne? Poşetleri yerine koyun. Abi şu ucu da biraz al. Nisa poşet alsana. Aha! Verin bu poşeti. Bunu falan getirebilir miyim Nisa benden? Tamam. Al kızım. Bunu getirebilir miyim benden? Ver el abi. Haydi gidelim. Gidelim. Eray bırak kendisi. Buraya. Çık çık çık. Ben de çıkıyorum. Vallahi ben yerim. Ben size poşetleri almayayım. Sen yanına gir abi. Nasıl şeyler yapıyorsun? Alsam bir dakika. 2 saat alsam lazım. 2 saat mi kaldı? Kömür işini kaldı, biraz kızartma işini kaldı. Ben daha önce kurtarmış yan tarafa da indiriyorum. Artık kilere boruz artık. Efendim, iki bozma. İlk anne hangisinden başlıyor? Karnı yarıktan. Tatlılık yatırsan üstüne kalırsa. Tatlı üstüne. Üstüne gidiyor. Yürüyeyim beni. Yaklaşık 2 saattir güneşte de bunun pişmesi daha hızlı olur. Tam pişirin ne yapacaksın yarın mı? Thank you.
Abi hazır mı? O değildir mi? Askerler. Evet. Gel gel gel. Gel gel. Sevgili takımcılarımız, ilk kadar balık bitirdik. Bu da zaten liman baydığı için, bu da karnı yarık için değil mi? Artık bunlara devam edeceğiz. Doğru, sana gömme işlemi var. Gömme işlemi yetiştirmezsek artık son. İşlemez, durdayız size, güzel keseriz. Tabii ki çünkü biraz zahmetli iş, bir de uzun sürüyor. Değil mi? Toplanması, uğraması, ondan sonra güneşte kalıyor 2 saat. Elimizden geldiğince size göstermeye çalışacağız. Çok şükür karnı yarık onu bitirdik. Şimdi kızartmalık. Bu şey için. Yomba yıldızı yapmamız için. Yomba yıldızı. Yomba yıldızdan asıl orada gördüğünüz yine. Yine göster Samet. Zaten köyde yaşayan bilir. Hiç zahmetli bile biliyor musun? Buraları da göster Samet. Bunlar dön içerisine. Vurmuşlar zaten yan tarafta. Ondan sonra bir gün paketleyip şey yapacağız, poşetleyip kilere koyacağız. İşte arkadaşlar böyle devam ediyor artık. Biraz ağır gidiyor. Tabii ki detaylı bir şekilde hızla gösteremiyoruz sizlere. Elimizden geldiğince hepsini göstermeye çalışacağız inşallah. Hepsi
mi kimseye diyor? Anlamadım. Hadi getireyim mi? Yok dedim ya baba. Yani işine gideceksen git. Tabii siz, sen bunu çıkar artık bu. Sevgili Fabrikam tabii ki. Şimdi işe gideceğiz biz. Artık bunun devamını. Oğlum sen gömersin devamını artık biz. Geldiğim gibi devam ederiz. Artık poşetteyim. Tabii deyince göstereceğiz size işi daha. Orada tabii bizim yaparız, yaparız. Tabii kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi iş yoğunluğundan dolayı yaz ayı veya kışlık mışlık derken, yemek derken iş yoğunluğundan dolayı biraz çekimleri dediğimiz gibi 2-3 güne bir atacağız. Elimizden geldiği 2 güne bir atacağız. O yüzden şimdi işe gireceğiz. Bu arada bitmiş olur. Artık poşetlediğimizi çekeriz. Aynen geldiğimizde de artık poşetlemeyi gösteririz. Dikkat ediyor hazır. Ondan sonra camımızı kapatmış oluruz. Şimdilik buraya kadar atalım. Sevgili takımçilerimiz, işimiz bitti geldik. Yaklaşık bir saat işimiz vardı. Şöyle Mehmet Kazancı kardeşimle işim vardı. Onu işimizi hallettik geldik. Zaten Hatice Hanım şey yapmış. Patlatmayı bitireceksin. Aynen patlıcanlar da. Vallahi patlıcanlar güzel közlemişsin ha. Beğendim valla tandıra giderdik ama. Yok, güzel olmuş maşallah. Burada da pişti. Aynen süper olmuş. Tabii şimdi közleme de bitti. Şimdi mutfağa geçip artık. Biber getirsen birkaç tane. Biber de pişirerek şey yapalım değil mi? Bunlarla bir tek daha koyardık. Biber közleyip bir de şey yapalım. Mutfakta bunları temizleyip poşetleyip şeye koyuyoruz. Dipize değil mi? Soğusun biraz soğuk. Aynen. Tabi artık mutfakta görüşürüz. Sen birkaç biber getir közleyin. Acı mı istiyorsun? He acı olsun. Kırmızı yeşil? Yok yeşil olsun. Tadımız gerekiyor. Ben geldim. Yani sevgili takımçılarımız gördüğünüz gibi bugün gerçekten çok yorucu günümüz oldu. Şöyle patlıcanlarımızı toplayıp kimini kızartma yaptık, kimini karnıyarı yaptık, biber kızarttık. Ondan sonra gördüğünüz gibi ateşte kömdük. Şöyle artık bu da şey için değil mi? Söğülme için yapacak bunu. Söğülme yok. Her soru. Hani nazik olur. Abi. Tabii arkadaşlar dediğimiz gibi çok yoğun iş günlerimiz ve işlerimiz çok olduğu için zaten gördüğünüz gibi akşama yetiştik. Yani akşam sabahtan beri mesela başlıyor. Akşam oldu daha bitiremedik. Şöyle inşallah biraz daha bitireyim. Videomuzu da kapatacağız inşallah. Tamam yine bakalım. Kaç tane yapıyoruz lan bir tane? Aşağı mı koydun içine? Geldi. Kaldım yakın. Sıla yemeği düştüyse bakalım. Ne yapar sıla yemeği sen? Sıla tutacağımız neydi? Orada mı? Zaten yemeğimiz de aynı. Sürmeden yemek yaptık. Evet. Yani olmuyormuşken onlardan bir sürme yemeği yaptık. Burada ayırdık biraz. Önce onu bozuyor. Yapışlar bu da hazır. Güzel hazırmış ha. Sen istersen al bunlar kaşıkla koyabilirsen. Bunlar da poşet alsan mı? Bunları nasıl diyor muyum? Ha bunlar. Biberleri poşetlere paylaştır. Ha, içine birer tane. İçeri. Birer tane değil mi? Tamam. Kaç poşet çıkar. Şöyle patlıcanlar koyayım mı? İçine biberler de girsin. Aynen. Paylaştır. Bak yine kapışıyor. Tamam. Şöyle. Kışlığa hazır. Kışlığı çıkaramayan yemeğini bastır. Oldu sana hazır yemek. Hemen organik hazır. İşte yazın yorulacağım. Kışın yiyeceğim. Yeter mi? Yeter bu hemen de. Bak hadi. Ayarlı var. Biber de gidiyor içine gitsin böyle. Gitsin. Şöyle. Sıla.
Nisa. Pardon Nisa. Nisa gel kızım gel. Nisa. Kapıda sıla bak kim. Kim bakalım kapı. Kim kilitlediniz? Yok kilitlenmedi. Ebrar'dan Nisa dışarıda mı? Şöyle. Yeter bu. Biraz daha. Sen ortalama yerleştir eksiği de. Evet. Kim olsa da? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklarımızı hazır tepkilerimizi artık koyacağız. Böyle bastırıp bunları da bağlanacak. Zaten bize de gelecek. Birazdan bunları da dolduracağız. Artık videomuz da artık burada sevgili takipçilerimiz. Dediğimiz gibi iş yoğunluğumuz bu ara çok ondan dolayı sizlere artık iki günde bir video açacağız. Yine demiştim başında dediğim gibi. Tabii ki videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala çevrenizde arkadaş ve dostunuz, akrabanıza, köyde yaşam kanalımızı önerirseniz hem kendi adımıza hem sizin adınıza hem kanalımızın yükselme amaçlı adına daha da yükselmiş oluruz. İnşallah bugünlere de sayenizde bu 3 günü geçtik. İnşallah daha da 3 bin 30 binlere bulmayı nasip eder inşallah. Tam poşeti buna alacak mısın? Tamam şunu koyalım. Artık bugün buna yeter. Dediğimiz gibi artık videomuz buraya kadar gerçekten çok yorucu gün oldu. Akşam oldu ancak bitirebildik. Artık diğer videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.